Bizim Esenyurt'ta 120 bine yakın üyemiz var, kıymetli basın mensupları. 43 mahallede kadın kollarımız, gençlik kollarımız dahil teşkilatlanmamız hazır. Bildiğiniz üzere 25 meclis üyemiz var. Cumhur İttifakı ile birlikte 27'yiz. Arkadaşlarımız mecliste çalışmalarını sürdürüyor. Birazdan detaylara ben gireceğim. Şu anda mahalle başkanlıklarımız ve yönetimleri oluştu dedik. Onlar da tabii kendi mahallelerinde bu çalışmaları başlattılar. Mahallelerimizde de eksik olan yerlerin giderilmesini yaptık ve hatta arkadaşlarımız hızlı bir şekilde en alt teşkilat olan sandık komisyonlarımızı çalışmaya başladılar. Yani şöyle diyebiliriz, eğer yakın bir zamanda hemen hızlı bir şekilde seçim olursa biz Esenyurt'ta AK Parti Esenyurt Teşkilatı olarak seçime hazırız. Bunu bir kere söylemiş olalım. Muhtarlık ziyaretlerimizi yaptık. Son işte herhalde bir 6-7 muhtarımız kaldı. Çünkü hiç gidilmemişti. Bizi bu manada eleştiriyorlardı. Dernekler, STK'lar kongrelerini bir kısmı yaptı. Tam o anda da kapanma sürecine girmiştik. Biz yine onların bir kısmına gittik. Zaten mahalledeyiz dedik. Taziye, cenaze, iş yeri, kanaat önderleri ziyaretlerimiz, cemevi ziyaretlerimiz, iki tane cemevine gittik kıymetli arkadaşlar. Bunları da tabii önemsiyoruz. Dünya Kadınlar Günü ile alakalı tabii bir bayan çalıştıran, tamamı bayan olan bir fabrikaya ziyaret ettik. Yine kent konseyi ziyaretimiz, ayrıca gazetecilerimizden Mircan Hanım'ı da ziyaret etmiştik. Bunu da huzurlarınızda söylemiş olalım kıymetli arkadaşlar. Hemen 15 yıllık biz iktidar sürecimizde kısa kısa başlıklarla neler yaptığımızı da müsaadeniz olursa anlatmak istiyorum. Şu anda şöyle diyebiliriz aslında. Esenyurt'ta yapılan, işte üzerinde yürüdüğümüz yollar, kaldırımlar, parklar, bahçeler, hastaneler, sağlık ocakları, muhtarlıklar ne varsa AK Parti'nin 15 yıllık iktidar döneminde yapılmış. Bunun tartışmasız şeyleri arkadaşlar. Tabii burada sağlık merkezlerinin adetleri var. Tamamı bizim dönemimizde yapılmış biliyorsunuz. Kreşler, kültür merkezleri, parklar, 1 milyon üzerinde bir park yapılmış bizim dönemimizde. Büyük parklar isimlerini zaten biliyorsunuz. Daha sonra biraz detaya gireriz. Spor merkezleri, Kızılay Hastanesi, kapalı pazarlar, okullar, camiler ve cemevleri, köprüler, üst geçitler, stadyum 2 adet biliyorsunuz devasa stadyumlar, Esenyurt Devlet Hastanesi. Bunun haricinde arkadaşlar çok önemsediğimiz termal tesislerimiz. Ama ne hikmetse 1,5 yıla yakındır bu termal tesislerimiz şu anda tadilatta, inşallah bir an önce bitmesini bekliyoruz. Yine tabii ileride değineceğim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Esenyurt Devlet Hastanesi biliyorsunuz bizim iktidar olunca 2004'te hemen akabinde Necmi Kadıoğlu'nun orada yerlerini satın alarak yaptığı bir 200 yataklı hastane. Ama yanına 250 yataklı bir çok güzel projesi olan, hatta işte termal altta işte şeyi de olacak, rehabilitasyon merkezi de olacak 250 yataklı bir ek hastane yapılıyor. Ben yakın bir zamanda ziyarete gittim. Sağ olsun başhekim bey bize bir sunum yaptı. 2022'nin sonunda bu hastane bitecek ve Esenyurtlu'nun da bence işte diğer ilçelerdeki sağlıkla alakalı gittikleri şey Esenyurt karşılamış olacak. Yine bölgenin en iyi hayvan barınağı biliyorsunuz Kıraç tarafında alanında 1 numara. Verem Savaş Dispanseri, Balık Yolu Köprüsü ilk dönemde yaptıklarımız, kardeş belediyelerimize yaptıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Hemen kışa kışa üstünden geçmek istiyorum. Van Tuşba Belediyesi binası, Kars ve Ardahan'a birçok yerlere yatırım yapıldı ama ana başlıklarıyla biz bunları aldık. Fakülte binası, altyapı çalışmaları, cenaze arabaları, parklar, Giresun Göreğe cadde ve sokak parke taşı yapımı, Kırklareli Kavaklı cami ve meydan düzenlemesi, Bulgaristan'a muhtelif köylerde cami, Afrika'da kardeş belediyeye ambulans, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, benim de Nevşehir'de olan bir ilçemiz, çok güzel bir tesis yapıldı oraya, işte gidip konaklanabilecek, işte yemek yenebilecek güzel bir tesis yapıldı biliyorsunuz. 2018'de Ali Murat Alatepe döneminde açılan bir yerimiz.
Çanakkale'ye cami ve parklar yapıldı. Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, yeni belediye binası arkadaşlar ve kamu kurum ve kuruluşların bir arada olduğu mülkiyeti belediyeye ait olan hizmet kompleksi. Şu andaki Esenyurt Belediyesi'nin olduğu yer ve kaymakamlık emniyetinin olduğu yerler. Ve en önemlisi sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız hizmetler hakikaten ulaşılamayacak boyutlarda. Sadece Esenyurt esnaflarımızın alışveriş yapmak kaydıyla, biliyorsunuz bizim dönemde Eskart diye bir sistem getirmiştik. Yaklaşık bu 10 bin adete ulaşmıştı arkadaşlar. Bu kartlara aylık belli miktarlar yükleniyordu. Ama bunun şartı tamamen Esenyurt esnaflarından alışveriş yapılması kaydıylaydı. Hatta zincir marketlerde yoktu değil mi hocam? Yani öyle bir çalışma vardı. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Biz yine bizim dönemimizde, hani kıyaslama olsun diye söylüyorum arkadaşlar, her salı Esenyurt'taki 6 bazen 8 her salı halk günleri yapılırdı. Başkan yardımcılarımızın başkanlığında ve yetkili birim müdürlerinin de bulunduğu önemli müdürlerin katılımlarıyla bir burada halk günü buluşmaları yapılırdı ve vatandaş birebir problemlerini orada iletir, çözüm aranırdı. Şu anda bildiğiniz gibi maalesef bir yıl önce randevu talep eden vatandaşın da hala randevularına talep geri dönüş yapılmadı. İhtiyacı olan ailelere ev eşyası yardımı yapılıyordu. Yeni evlenenlere çeyiz yardımı. 2005 yılında biliyorsunuz arkadaşlar, bu da önemli. Hani burada buna vurgu yapmak için özellikle not almıştık. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sonucunda belediyeler üniversite öğrencilerine burs yardımı yapamadı. İptal etti biliyorsunuz anayasa. Bu da Esenyurt'ta ikamet edip üniversite eğitimine devam eden öğrencilerimize, hayırsever vatandaşların katkılarıyla öğrencilerimize burs yardımı yapılıyordu. Sayısı epey fazlaydı arkadaşlar. Bu da Esenyurt'taki öğrencilerimizin eğitim, öğretim noktasında katkısı sunmasıyla alakalı bir çalışmamız olmuştu. Esenyurt genelinde yine biliyorsunuz kentsel dönüşümün önü açılarak %80 yenilenme Esenyurt'ta oldu, yerinde dönüşüm noktasında 15 yıllık süreç içerisinde. Tabii yine işte bu sunumdan sonra Togay Bey'in işte geçmiş denetim komisyon raporunda biliyorsunuz bir gündem olmuştu. Tabii onlarda da ana başlıklarda değinmek istiyorum ama şimdi Kemal Bey zaman zaman işte bizi çalıştırmıyorlar anlamında bir, ya da işte bütçemiz yok, param, borcumuz çok gibi söylemleri var. Bizim 2004'te belediyeyi aldıktan sonra belediyenin bütçesi 33 milyon 800 bin liraydı. Bu kadar da borcumuz vardı kıymetli arkadaşlar Esenyurt Belediyesi'nin. Tabii 2004 33.812, 2005 59.738, toplamda 93.550.000 lira. Yani 2 yıllık süreç içerisinde. Burada yapılanlar, ilk 2 yıldan bahsediyorum arkadaşlar. Bir kere ilk etapta biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Parkı gelir gelmez yapılan bir Esenyurt'taki projelerimizden birisi. Ve Cumhuriyet Parkı, parklar olarak hızlı bir şekilde en erken başlanan çalışmalar. 2 yıl kıyaslamasıyla devam ediyorum. Kızılay Hastanesi acil bir şekilde o dönemde, Esenyurt Devlet Hastanesi, Verem Savaş Dispanseri, eski Esenyurt Sağlık Ocağı, Kaymakamlığın yanı, Esenyurt'un iki yakasını bir araya getiren Balık Yolu Köprüsü. Yine o dönemde hızlı bir şekilde yapılan çalışmalar. Örnek sokaklar vardı biliyorsun, yine Necmi Bey'in ısrarla işte belli mahallelerde yaptığı çalışmalar. Sokaklar proje kapsamında altyapı aydınlatmalar ve peyzaj yapılarak Saadetdere Yenikent Örnek Mahallesi'nde modern kent kültürüne vizyon olacak çalışmalar yapıldı. Yine arkadaşlar çok önemli, biliyorsunuz o dönemde Esenyurt'ta İGDAŞ yoktu, doğalgaz. Necmi Bey geldikten sonra, 2004'te seçimi aldıktan sonra hemen bir hafta içerisinde Saadetdere'den, İGDAŞ Saadetdere'den, diğer ilçelerin yatırım bütçesinden Esenyurt'a çevrilerek Saadetdere Mahallesi'nden
İlk kazması Esenyurt'ta vuruldu. Başkanım, biraz sesle ilgili yükseltirseniz seviniriz. Dinleyiciler, takipçiler sesi yükseltmesini rica ediyor. Evet. Tamam, biraz hızlan, biraz sesi yükseltelim. Aydınlatma, ağaçlandırma, kaldırım yapılanmasıyla alakalı. Evet arkadaşlar, gelelim denetim raporundaki çok ses getiren gündeme. Belediyede yapılan 179 ihaleden, bunu aslında Togay Bey de dillendirebilir. Yani burada hani basın mensuplarımıza bir açıklama yapıyoruz ama Togay Bey de sen de söyleyebilirsin. Hemen şuraya ben dokunayım arkadaşlar, daha teknik konuları Togay Bey de söyleyebilir. Belediyede yapılan bu süreçte 179 ihaleden 15'i açık ihale, işte 21F, 21B, 31 ihale pazarlık usulü karı, geri kalan 133 ihale ise doğrudan teminle yapılan bir ihale. Yani yapılan 179 ihalenin 164'ü direkt adresi teslim akrabaya ve eşe dosta verilen bir, biliyorsunuz doğrudan teminle olan bir, bu denetim komisyon raporumuzda var. Bu önemli arkadaşlar. Tekrar bunun üzerine vurgulamak istiyorum. Burada eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. En önemlisi arkadaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı aday olurken Kemal Deniz Bozkurt'un yazılı, biliyorsunuz burada ben size göstermek istiyorum, yazılı bir taahhütnamesi vardı. Birileri için değil, Esenyurt halkı için çalışacağız. Onu göstereyim arkadaşlar size. Bu da önemli. Şimdi kıymetli arkadaşlar, yine devam ediyorum. Basın müdürlüğüyle alakalı 7,5 milyon bütçesi olan müdürlüğün 3 ayında ödeneği bitirip encümenden tekrar 5 milyon ödenek ek bütçe istenerek 12.500 harcama yetkisi alınmıştır. Yılın ilk yarısındayız. Biliyorsunuz daha 6. aydayız arkadaşlar. Merak ediyoruz tabii, daha ne kadar ek bütçe isteyecekler. Bunu da zaman gösterecek bize. Sağlık İşleri Müdürlüğü, yine denetim komisyon raporu arkadaşlar. Maske, bu da çok konuşulmuştu. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Tabii 3500 lira 25 bin adet maske alındı ama o dönemde rakamlar yüksekti falan deniyor. Yine Togay Bey vurgulamıştı. Büyükşehir aynı dönemde 2.8 TL'ye maske aldı. Yani yüksekse niye Büyükşehir Belediye? Hatta daha ucuz maskeler var o dönemde ama böyle bir arkadaşlar çalışma yapmış. Yine çok enteresan bir şey, antikor testi 100 kişiye, tabii antikor testi yapılmış, rakamını çok söylemeye gerek yok. Merak ediyoruz bu antikor testi Esenyurt Belediyesi'nde bu şanslı insan kim diye, bunu da sizlerin aracılığıyla tekrar sormuş olalım. Kamuoyu kaynaklarından kendine antikor testi yapılıyor diye noktalıyoruz. Değerli arkadaşlar, Park Bahçeler Müdürlüğü 843 bin metrekare yeşil alanı ürettik ve sosyal donatısı olan parklar yaptık. Esenyurt'un hizmetine bizler sunduk. Esenyurt Belediye Başkanı'nın sosyal medyada paylaştığı bütün resimler, biliyorsunuz bir resim paylaşmıştı. Çiçekleri ve o devasa ağaçlar bizim dönemimizde yapıldı. Bunların yaptığı hiçbir şey şu ana kadar yok. Bunu uygulamış olalım. Spor İşleri Müdürlüğü, biliyorsunuz 3 adet koşu bandı çok konuşulmuştu. Bunun nerede olduğunu Togay Bey üzerine bastıra söyledi. Bunun akıbetini tekrar anlatamadılar. Ben de üzerinde durmayayım. Ama pandemi döneminde biliyorsunuz spor merkezleri kapalı olduğu halde 285 bin liralık fitness malzemeler alımı yaptılar. Bu da kamuoyunun takdirlerine. Kurban yeri ile alakalı arkadaşlar konuşulmuştu. Tabii burada ciddi bir rakam olduğu için tekrar üzerinden geçmek istiyorum. 2018 yılında kurban satış yeri ile alakalı 1.890 bin TL belediye ek kaynak gelmişti. Sağlandı. 2019 yılında kurban satış yeri ile alakalı belediyeye 51 bin TL gelir sağlandı. Aradaki kamu zararı 2018 yılı verilerine göre 1.840 TL arkadaşlar. 1000 TL. Merak ediyoruz bu acaba hani beceriksizlikten mi, yoksa uyanık davranarak eşe, dosta, akrabaya
çıkar mı sağlamak için kullanıldı? Bunu da kamuoyunun vicdanlarına bırakıyoruz. Kültür Müdürlüğü ile alakalı arkadaşlar, KDV dahil 442.795.000 bedelle altı ihale yapılmış. Bunların hepsi doğrudan teminle mor reklama verilmiştir. Arkadaşlar, mor reklam kimdir? Ne zaman kurulmuştur? Hani az önce işte eşe, dosta, akrabaya şey vermeyeceğiz diye taahhütü vardı ya arkadaşlar, bunu hatırlatalım. Stratejik rapor ile faaliyet raporu örtüşmüyor kıymetli arkadaşlar. Seçim öncesi vermiş olduğu vaatler, seçildikten sonra yapmış olduğu 5 yıllık stratejik plan ile faaliyet raporundaki veriler ve çalışmalar birbirini tutmadığı için, vaat ettiği faaliyetleri gerçekleştirmediği ve yetersiz bulduğumuz için faaliyet raporuna yer alan, hatta Fi Yapı ve Talatpaşa Camisi'ni biliyorsunuz, bu buralarda mevcutta böyle bir tesislerin olmadığı için faaliyet raporuna red verdik arkadaşlar. Bakım onarım işleriyle alakalı yine faaliyet raporunda belirtilen bakım onarım işleri adı altında Fi Yapı, Talatpaşa, zaten bunlar yok. Cumhuriyet, Mimar Sinan, Abdülkadir Şehitler İlköğretim Okulu, arkadaşlar bunlarla alakalı tadilat yaptığı söyleniyor. Adını bilmediğimiz okullara bakım yaptığını faaliyet raporunda belirtirken Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi yazısıyla başvurduğumuzda cevap olarak 2020 yılında hiçbir okuma bakım ve onarım hizmeti yapılamamıştır. Arkadaşlar, o da burada. Bunun için biz faaliyet raporuna red verdik. Zaten Fi Yapı ve Talatpaşa Camii ortada hiç yok. Esenyurt Belediye Başkanı sürekli kamuoyunu yanıltıcı yalan haberler yaparak Esenyurt Belediyesi'nin, bu da çok önemli arkadaşlar, 2.186.518.000 lira borcu var diye sürekli bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Esenyurt Belediyesi'nin kendi hazırlamış olduğu resmi 2020 kesin mizan raporunda borcu 893.790.000 lira. Arkadaşlar, bu da resmi bir belgedir. Bu da belediyenin resmi belgesi. Bunun haricinde bir kuruş borç yoktur. Varsa da arkadaşlar, gelecek yıllarda işte daha sonuçlanmamış mahkemeleri falan katıyorlar. 10 yıllık, 15 yıllık süreçte gelebilir de, olabilir de vesaire. Şu anda belediyenin borcu da resmi belediyenin verilerine göre bu borç arkadaşlar. Bir de tabii mali işlerden gelen bir borç var. Bu da Mali İşler Başkan Yardımcımızın borcu. Bu resmi, bu elden olan. Birisi işte az önceki saydığım işte 2 milyonluk borç. Bu da resmi 800, bu belediyenin resmi verileri. Bu da böyle bir durum. Bu kadar hani beceriksiz ve rant devşirmeye rağmen Esenyurt'un hayrına olan tüm kararlarda, hani diyor ya AK Partililer beni çalıştırmıyor, onların meclis üyesi sayısı çok. Arkadaşlar, burada AK Parti grubu olarak mecliste gündeme gelen tüm kararlarda %87 evet, %13 hayır olarak oy verdik. Bunu da sizlerin takdirlerine sunuyorum. 2004 yılında Esenyurt'ta 300 bin nüfusu bir mega bir köy ve belde belediyesi iken biz Esenyurt'u 1 milyonun üzerinde bir nüfus ve ilçe İstanbul marka şehri hale getirdik. Türkiye genelinde İstanbul içinde göç alma noktasında ilçemizi cazibe merkezi haline getirdik. Belediye başkanımız pandemi döneminde kapalı olan yerlerle alakalı bakanlık genelgesi olmasına rağmen, bu da çok önemli arkadaşlar, belediye bağlı biliyorsunuz kiralanan iştiraklerdeki kiralanan yerler, parklarda, bahçelerde, büfelerden kira talep etmektedir. Mecliste defalarca gündeme getirmemize rağmen hala esnafa bu manada zulmetmektedir. 8 Nisan günü yapılan meclis toplantısında basınımızın ve Esenyurt'un haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan sözde demokrasi savunucusu Esenyurt Belediye Başkanı, basın mensubu arkadaşınızı salondan zorla, biliyorsunuz bu da aramızda Emin Bey, zorla çıkartmış. Meclis devam ederken hem ilçe başkanlığımız hem de il başkanımız sosyal medya hesaplarından bu antidemokratik olaya, çağ dışı bu olay yüksek sesle cevap vermesiyle ulusal basında yer bulmasını sağlayarak, sizlerin hakkını koruyarak basınımızın yaşadığı zorluklar Türkiye gündemine taşınmıştır. Bundan sonraki meclis
toplantılarında da mutlaka basın mensuplarımızın meclise katılımlarıyla alakalı AK Parti meclis grubu olarak biz bunu sizlerin orada olması noktasında gayret göstereceğiz arkadaşlar. Yine biliyorsunuz Esenyurt Belediyesi gazete çıkartıyor yüksek meblağlarda. Belediyenin işi gazete çıkarmasını biz doğru bulmuyoruz tabii. Belediye gazete çıkarmasına karşıyız. Basın bülteni çıkartabilir. Bizim dönemimizde de bu basın bültenleri çıkartılıyordu. Herkes işini yapsın. Bence belediye kendi işlerini yapsın. Basın da, gazeteciler de kendi işlerini yapsın. Yine sözde doğa aşığı, çevre koruyucusu Sayın Başkan, gezi olaylarında aktivist olarak ön sıralarda yer bulurken, Esenyurt'ta belediye binasının önünde koca koca ağaçlarımızı pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı saatlerinde bir gece hemen eski belediyenin karşısı arkadaşlar. Bir gecede keserek ağaçları katletti. Yeşile ve doğaya zarar verdi. Planlı bir çalışma olsaydı o ağaçlar kesilmeden hem vatandaşın yürüme yolu açılarak hem de yeşilliği korunmuş olacaktı. Belediye başkanlığı kamuoyuna, vicdanına bırakıyoruz. Bunlar da arkadaşlar yine gösterebiliriz. Bu gördüğünüz devasa koca koca çınar ağaçları maalesef bunlar araçta çok rahatlıkla alınıp başka yere taşınabilirdi. Ama her zaman olduğu gibi kolayı seçtiler. Bunun da böyle bir şeyi var arkadaşlar. Şu da son hali. Bunu da gösterelim sizlere. Evet. Yine arkadaşlar Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kreşlerin ücretleri hakkında vatandaşlarımız uzun süredir belediye önünde eylem yapıyorlar. Maalesef çözüm üretmiyorlar ama biz çözüm önergesi sunuyoruz fakat uygulamıyorlar. Gazenfer hocamın bununla defaatça kreş annelerinin bu mağduriyetini gidermesiyle alakalı zaten sizlerle de kayıt var. Ama ne hikmetse arkadaşlar bu şeylerde bir uygulama yok. 2019 seçim öncesi 6 adet temeli atanan okullarımız arkadaşlar biliyorsunuz var. Sadece Zafer Mahallesi'ndeki okulun %90 safhasındaki diğer okullarımızın içi hiçbiri yapılmamıştır. Bu okulları isimleri var, zaman almayayım. Yine 6 adet okul yapılacak hazır arsalar. Bunlar hani zaman zaman sıkıntılı arsalar deniyor ama 6 tane hiç problem olmayan arsalarımız var. Onların da isimleri burada var arkadaşlar. Esenyurt'u marka şehir yapan termal kaplıcalarımız, az önce değinmiştim, bizim farkındalığımızdı. Ancak bir yılı aşkın süredir Esenyurt Başkanı tarafından tadilat adı altında bir yıldır işletmeler kullandırılamıyor. Yine o termallerle alakalı suyu buldu bizim dönemimizde Sayın Belediye Başkanımız. Suyu çıkarttı, üstte tesis yaptı, vatandaşın sunumuna açtı. Hatta binlerce vatandaşımız da bu manada termalden ücretsiz faydalandı. Ne hikmetse 2019 sürecinde bu termallerimiz tadilata girdi. Yani bir yıl ama 1,5 yılı süre içerisinde bu tadilat bitmedi. Hakikaten Esenyurt'un marka projesi termaller ve yakın komşu illerdeki termallerimizden de suyun çok daha kaliteli olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bir an önce buraların açılıp vatandaşın faydasına sunulmasını istiyoruz kıymetli arkadaşlar. Göreve geldiği günden bugüne başlamış olan camilerimize hiçbir şey yapılmadı kıymetli arkadaşlar. Yarım kalan camilerimiz var. Vatandaşlarımız bu buralarda maalesef yanda varsa dernekler, işte efendim bir takım iş yerleri buralarda namaz kırıyorlar. Bir tane Bulut Camisi'ni hakkını yemeyelim. Bir tane Bulut Camisi yapıldı ama 3, 4, 5, 6, 7 tane mahalledeki camiler yine hiçbir şey yapılamadı kıymetli arkadaşlar. Benim sunumum şimdilik bu kadar. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ya bundan da rahatsız olanlar var. Hoş geldiniz öncelikle. AK Parti olarak bizler yaklaşık 26-27 aydan beridir Esenyurt'ta 15 yıllık iktidarın sonrasında muhalefet olarak görevimizi icra ediyoruz. Ve bu noktada da hamdolsun Esenyurtlu hemşerilerimizin vermiş olduğu mesajı dikkate alarak bu görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Esenyurt halkı 31 Mart'ta sandıkta
belediye başkanlığını Kemal Deniz Bozkurt Beyefendi'ye bırakırken meclis çoğunluğunu ise AK Parti grubuna bırakır. Dolayısıyla burada bu mesajın iyi gördük, iyi anlaşılıp iyi uygulanması lazım. Biz AK Parti grubu olarak almış olduğumuz bu mesajın gereğini yapmaya çalıştığımız düşüncesindeyiz. Demin başkanımızın da ifade ettiği gibi belediye meclisine gelen gündemler içerisinde oranlamaya baktığınızda %90'lara yakın bir oranla evet demişiz. Fakat hayır dediklerimiz noktasına baktığınızda da çok basit şeyler var. Yanlış gördüğümüz uygulamalar var. Ama evet dediklerimiz içerisinde bütçe var, kesin hesaplar var, yönetim komisyon raporu var, faaliyet raporu var vesaire. Yani şunu ifade edeyim, biz belediye meclisi olarak başladığımız günden bugüne Esenyurt'un menfaatleri noktasında, Esenyurt'un çıkarları anlamında belediye meclisine getirilen ne varsa evet dedik. Amasız, fakatsız, lakinsiz, niçensiz arkasında durduk. Fakat yanlış gördüğümüz husus noktasında da yeri geldiğinde sesimizin canlı yayınlarda kısılmasına rağmen sesimizi yükselterek hayır dedik. Bunu da vatandaşın bize vermiş olduğu sorumluluğun gereği olarak yaptık. Bundan sonraki aşamada da biz elimizden geldiğince 2024'e giden süreçte bu görevimizden geri durmayacağız. Birileri rahatsız da olsa, birileri bize geçmişte siz ne yaptınız ki? Sanki bize Paris Belediyesi'ni devrettiler, burayı Londra zannediyorlar gibi benzetmelerle asıl olayı veya asıl söylediklerimizi saptırma mahiyetinde Sayın Belediye Başkanı söylemler içine geliyor. Biz size Paris Belediyesi'ni devretmedik. Zaten karşımızda da Paris Belediye Başkanı yok. Allah'a var yani görüyoruz. 27 ayda bir çivi çakamayan, bir icraatte bulunamayan, bir tek vermiş olduğu sözün dahi yerine getirilmediği noktada bir tablo karşımızda. Tabii neydi belirsiz anketlerle işte birincilikler, ikincilikler de veriliyor. O da ayrı bir muamma. Bilmiyorum nerede yapıyorlar bunu. Herhalde Paris'te yapıyorlar galiba bu anketleri. Ama Esenyurt'ta biz sokaktayız. Esenyurt'ta biz halkımızın içindeyiz. Ve gittiğimiz her yerde çok net 31 Mart'taki reyimizin pişmanlığını yaşıyoruz. Nereden düştük bu işe diye. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama buradan Esenyurt'lu hemşehrilerimize de sesleniyoruz. Müsterih olun. Oyunuzun sahibi noktasında AK Parti grubu olarak bize verdiğiniz reyin sorumluluğu noktasında AK Parti grubu mecliste bütün sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor ve edecek. 2024'e giden noktada da biz bu beceriksiz yönetimin yanlış yapmasına, hata yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmemeye gayret ettik. Farklı şekillerde arkamızdan dolanmalar olsa da bunun gereğini zaten yerine getirdik diye düşünüyorum. Şu ana kadar yanlış bilmiyorsam eğer 7-8'e yakın soruşturma geçirdiler ve bu soruşturmaların tamamında da yargılanma kararı çıktı. Detayı daha sonra başkanım izah eder size. Söylediklerimizin arkasındayız ve önümüzdeki günlerde de bu yargılanmalar neticesinde ceza aldıklarında da biz söylemiştik diyeceğiz. Çünkü gerçekten de söyledik. Bunu yaparken de muhalefet olsun diye yapmıyoruz sadece. Dediğim gibi biz Esenyurt'tan aldığımız sorumluluğun gereğini yerine getiriyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Defaten Sayın Başkanımızın başkanlığında bu tarz bilgilendirmeler de devam edecek. Bu konuda sizlerin de objektif gazetecilik anlamında, olanı yansıtma anlamında çalışmalarınızı görüyoruz. Bundan sonra da böyle devam etmesini arzuluyoruz. Teşekkür ediyorum. 2027 Denetim Komisyonu'yla ilgili çok kısa başlıklar halinde sizleri de çok sıkmadan sorularınızı da yine varsa da alacağız. Bunlara değinmek istiyoruz. Ben öncelikle Denetim Komisyonu'nda görev almış olan beraber arkadaşlarımız Sevim Köse arkadaşımıza, Sinem Karaduman arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir denetim komisyonu hazırladık. Arkadaşlar burada maksadımız herhangi bir şekilde belediyeyi sıkıntıya sokup illaki muhalefet yapalım diye değil. Bizim buradaki yaklaşık 65 sayfalık denetim komisyon raporu tamamıyla rakamlara dayalı ve bilgi belgeye dayalı bir çalışma. Yani şifayan söylediğimiz bir şey değil. Ki başkan zaman zaman da söylüyor. Belgeler konusunda, bilgiler konusunda Togay Bey bazen bizi yanıltıyor diyor ama
kendisi raporu incelemedi. İnceledikten sonra da bir sonraki mecliste evet bilgi belge konusunda sıkıntı yok. Sizler geçmiş dönemde de bunları daha fazla harcayarak yaptığı söyleniyor. Evet, geçmiş dönemde yapılanlar ortada. Yani bunu biz herhangi bir şekilde saklamıyoruz. Şu anda burada bulunan bütün basın mensubu arkadaşlar Esenyurt'u biliyor. Esenyurt'ta oturuyorlar. Yaklaşık 40 yılda ben de Esenyurt'tayım. Yani yapılanları şöyle bir dışarı çıkıp bakıldığı zaman da işte hangi mahalleye gidersen gidin geçmiş dönemin izlerini hepimiz göreceğiz. İlk geldiğimizde hatırlarsınız meclise 2019 Nisan ayında Sayın Başkan dedi ki bizim 830 milyon borç bıraktığımızı söyledi. Tamam dedik, bakarız dedik. İkinci ayda dedi ki beni yanılttılar, 960 milyon borç bıraktı dediler. Üçüncü meclis toplantısı dedi ki hayır beni yine yanılttılar, 1 milyon 600 bin borç bıraktı dediler. Ve nitekim bir 6 ay sonra da dedi ki ya ben gerçek rakam buldum, neymiş? 2 milyar 186 milyon. Çok şükür orada durdu yani, artık da ondan sonra çıkmadı. Ki hızını alamadı. Geçen ayki meclis dedi ki aslında 2 milyar 186 da değil. Ben biraz da uğraşsam faizi şuyu bu 4-5 milyar çıkaracağım dedi. Oysa ki yani kendi söylediğini kendisi de çürütmüş oluyor. Çünkü niye? Bakın arkadaşlar, bizler bir şey söylerken bilgiye belgeye dayalı bir şekilde söylememiz gerekiyor ki yarın hukuki anlamda da bu suçtur. Denetim komisyonundaki arkadaşlarımızla beraber biz bu evrakları isterken kesin mizan üzerinden gideriz. Kesin mizan nedir? Burada az önce de ilçe başkanımız da söyledi. 893 milyon borç. Burada hepimiz az çok muhasebeden de bilen insanlarız. Geziyorsunuz, görüyorsunuz. Belediye başkanlarıyla, ilçe başkanıyla toplantı yaptığı zaman da bu gibi rakamlar karşınıza çıkıyor. Yine Excel'den çıkan bir rakam. 2 milyar 186 milyon. Hiç belediye başkanına değil, sizlere soruyor sadece basın mensubu arkadaşlar. Hangisine inanırsınız? Yani şifayan bir kendi bilgisayarından çıkarılan bir rakama mı yoksa kesinleşmiş bir mizana mı inanırsınız? Burada bizim maksadımız burada borcun şudur budur değil. Biz başkana şunu diyoruz, bahane üretme, icraat yap. Yani 647 milyon gerçekleşen bir bütçe karşısında hiçbir şey yapma. Şöyle dışarıya çıktığın zaman arkadaşlar size söylüyorum. Bir tane okul yapıldı mı? Sağlık ocağı yapıldı mı? Kültür merkezi, spor tesisi, kreş yapıldı mı? Az önce başkan söyledi. Bir cami yapıldı. Bizim dönemimizde o cami de Bulut Camisi. Temeli atılmıştı. Şu anda hali açılmadı. Kendi mahallem olduğu için de özellikle biliyorum. Oradaki cemaatte ya bir an evvel bitsin de şu camiyi açın diyorlar artık. İnşallah kısa zamanda da o cami açılır. Ha maksadımız biz nedir? Dedik ya burada hizmet yapılsın, bizler de burada meclis üyesi olarak destek verelim, yardımcı olalım. Ayrıca encümen üyesi olarak da biz arkadaşlarımızla encümene de giriyoruz. İnanırsanız encümene gelen de 2 yıl içerisinde bir tane dahi bir proje yok. Ha 3 sene kaldı veyahut da 3 seneden daha az kaldı. Bu 3 yıl içerisinde veyahut işte öngördüğü bazı projeler varsa yapacaksa onu bilemiyoruz. Ama şu anda gözüken elle tutulur bir tane proje yok. Peki 647 milyon para geldi belediyenin kasasına. Peki bu para nerede? Ben borç ödedim diyor. Şöyle de bir billboardlara bir reklam veriyor. Ben açık söylemek gerekirse bir meclis üyesi olarak da bir vatandaş olarak da üzülüyorum. Ya ben 647 milyona karşılık ben 330 milyon para ödedim. Ödediği parada bir şey yok. Yani ben bu parayı ödemeseydim hastane yapardım, okul yapardım, sosyal tesis, kreş spor salonları yapardım. Allah aşkına bunları bırak da bir tane bir tesis yap, bir okul yap, bir çalışma yap. 39 ilçe içerisinde en büyük bütçeye sahip tek ilçe bizim Esenyurt Belediyesi'nin bütçesi. Ha burada da kendisine çok da bir pay çıkarmasın çünkü niye? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olsun, başka bir belediye başkanı gelsin veya ilçe başkanı gelsin. Yine belediyenin kasasını her yıl 580-600 milyon para giriyor. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu inşaat harçları veya diğer harçlar değil. Sadece emlak vergilerinden 300 milyon para geldi belediyenin kasasına. İller Bankası'ndan da 281 milyon para geldi. Bu her yıl nüfusa göre zaten bu para geliyor. Şimdi senin belediyenin kasasına 600 milyon para geliyor. Ortada borç ödememişsin bir şey yok. Yatırım desen bir şey yok. Bu paralar nereye gitti? Ha bunu niye söylüyor biliyor musunuz?
Ben bu şekilde sürekli belediyenin, geçmiş belediyenin yapmış olduğu eksikleri söyleyeyim de artık bana vatandaşlar niye faaliyet yapmıyorsun diye bir algı yönetmeye çalışıyor. Bu da belli bir zaman içerisinde ilk zamanları tuttu ama artık vatandaşlar da bunun neyin ne olduğunu çok iyi bildiği için de artık kimse bu konuları da derler ya tabiri caizse yemiyor, kusura bakmasın. Şu anda 39 ilçe içerisinde borcu olmayan belediye yok. Bakın borcu olmayan belediye yok. Yanı başımızda Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece. Küçükçekmece de AK Parti'den alındı. Gidin billboardlara bakın bu şekilde bir rezillik var mı? Faaliyetlerini yapar, çalışmasını yapar. Borcu varsa da ödeyeceksin o zaman. Yani hem diyorsun ki bana borç bırakmayın hem de icraat yapın bana bırakın. Bu da olmaz tabii ki. Oturduğu bina şu anki bina az önce ilçe başkanı söyledi. Bütün kamu binaları bu belediyenin kasasından yapıldı. Okullar, sağlık çocukları, kreşler, kültür merkezleri, spor tesisleri, camiler, cemevleri bütün hepsi belediyenin kasasından yapıldı. Ayrıca il dışındaki yatırımlar da belediyenin kasasından yapıldı. Az önce grup başkan vekilim söyledi. Biz mecliste Cumhur İttifakı ile birlikte yaklaşık %88'i gündem maddelerine evet dedik. Sadece borçlanmaya hayır dedik. Çünkü niye? Belediyenin parası var. Alacağım birkaç tane makine varsa da git al dedik. Nasıl yardımcı olalım? İki yıl içerisinde sadece bir şey söylüyor sürekli. Belediyenin envanteri yok. Kendi çalışma yapmış, yaptırmış dahası. İki yıl içerisinde envanteri yaptıysam bir çıkar ortaya bir görelim bakalım nedir, envanterin nedir, neler var biz de bilelim. Ki envanteri de var belediyenin. Yani siz şimdi okul yapacaksınız, envanterin olmaması mı engel? Spor salonu, kültür merkezi, sağlıcaklar yapacaksınız, yolları yapacaksınız, envanterin olmaması mı bir engel? Onun için şu ana kadar gelinen noktada başkan sadece algıyla yönetti, bu zamana kadar geldi. Biz de elimizden geldiğince burada mecliste yine belediyeye katkı sunacağız, destek vereceğiz. Yeter ki güzel şeyler yapılsın çünkü Esenyurt bizim Esenyurt. Son olarak da şunu söyleyeyim. Belediyenin 893 milyon borcu var. Ben bunu niye sadece bu konuya özellikle değiniyorum? 893 milyon borcu var. Buna karşılık da değerli arkadaşlar şu anda tahakkuk ettirilmiş emlak vergilerinden 447 milyon da alacağı var. Şifayen değil yani. Bunu özellikle belirteyim. Çünkü başkan her fırsatta bu konuyu es geçiyor. Yani sen 893 milyon borcu söylüyorsan 447 milyon da tahakkuk edilmiş alacağı da söyle o zaman. Bu vatandaşlar da bilgilensin. Ha onu söylemiyor. Çünkü niye? Ben 893 milyon sadece borcu söyleyelim. Sokaklara çıktığım zaman, derneklere gittiğim zaman veyahut da çeşitli etkinliklere insanlar benden hizmet soracak. Ben de bu hizmetin üstünü örtbas etmek için bana borç bıraktılar. Bu ajitasyonu yapayım, insanlar da üzerime gelmesin diye söylüyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Az önce ilçe başkanımıza söyledi. Şu basın mensubu arkadaşlarımızın bizler de artık meclise gelmesini istiyoruz. Çünkü orada üzülerek söylüyoruz ki ertesi günkü gazetelerde haberler çıktığı zaman sadece basın bürosundan çıkan ve tamamıyla belediye başkanının konuşmuş olduğu yazışmalar, söylemlerden başka hiçbir şekilde hiçbir gazetede haber göremiyoruz. Çünkü niye? Sizler de haklısınız. Yani basın bürosu tamamıyla belediye başkanının konuşmasını hazırlıyor. Belediye başkanının bize eleştirisini, hakaretini sadece yazıyor. Basın mensubu arkadaşlara servis ediyor. Sizler de haklı olarak onu yazıyorsunuz. Ama sizler orada olduğunuz zaman bu haber alma özgürlüğünden de kısıtlanmamış olduğunuz zaman bizlerin de orada gerçek anlamını anlatmış olduklarımızı da sizler de bileceksiniz. 2021 yılı için 7,5 milyon bütçe ayrıldı. 5 milyon da Mart ayında yedek ödenekten para elde. 12,5 milyon daha Mart'ın sonunda. Ne yapıldı? İşte yeni belediye binasının önüne Esenyurt Meydanı'na büyük bir orada herhalde bir şey konulmuşsa ne dersem görsel anlamda billboard konulmuş. Orada belediye başkanı kendi faaliyetlerini içer beşer dakika arasında halka göstermek açısından. Ya 12,5 milyon para biz zaman zaman söylüyoruz ki okullara ihtiyacımız var, kreşlere ihtiyacımız var. Sen 12,5 milyon kendi reklamı yaptıracağına orada bazı yatırımlar yapıp da insanlara faydalı olsanız da bunları hepimiz anlatacağız, söyleyeceğiz. Sizlerden de özellikle ricamız sadece burada değil.
meclisteki bizim konuşmalarımızı da takip edin. Tamamıyla gerçekleri olarak orada ne konuşuluyorsa sizlerden istediğimiz onları da beraber yazın. Çünkü basın bürosundan size gerçek haberler, gerçek konuşmalar bildirilmiyor. Bildirilmediği için de siz de haklı olarak servis edemiyorsunuz. Ben şimdi burada baktım az önce işte belediye başkanı bana Paris Belediyesi'ni bıraktınız diye. Kültür merkezleri, spor tesisleri, 1 milyon metrekare parklar bıraktık. Camiler, cemevleri, okullar bıraktık. Sen de işte ise 2 yıl içerisinde de ki ben de şu eserimi bıraktım. Herkes gelip gidecek. Başkan da gidecek, bizler de gideceğiz. Ama geriye dönüp baktığın zaman da ben şu eserleri yaptım, bıraktım diyebilirsiniz. Ama ne yazık ki şu anda gözüken bir şey yok. Umarım, ümit ediyorum. Bundan sonraki süreçte Esenyurt'a faydalı çalışmalar, faaliyetler gelir. Bizler de AK Parti grubu olarak desteğimiz olur. Çünkü Esenyurt bizim. Esenyurt'ta yaşıyoruz. Yatırımlarımız burada. Bunlara da hepimiz çok iyi şekilde dikkat edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyorsunuz belediye başkanlığı makamı ciddi bir makamdır. Ve belediyenin tüm iş ve işleyişinden sorumlu olan birimdir. Ama mevcuttaki belediye başkanımız bildiğiniz üzere sıkıştığı zaman ben bilmiyorum o konuda bilgim yok gibi söylemlere düşmektedir. En azından denetim komisyonu raporunda söylediğimiz bazı hususlar var biliyorsunuz. Özellikle doğrudan temin yoluyla yapılan ihaleler konusunda. Doğrudan temin nedir? Şu an izleyicilerimizi bilgilendirme açısından kısa bir açıklama yapalım isterseniz. Doğrudan temin aslında adrese teslim bir ihale yöntemidir. Yani kimileri ihale de saymamaktadır fakat neticede bir mal alımı yoludur. Açık ihale ise ilan yoluyla yapılan bir ihale şeklidir ve Türkiye çapında tüm gazetelerde ilan yoluyla duyurulur ve iştirak etmek isteyen tüm firmalar bu ihalelere iştirak eder. Fakat doğrudan teminde 3 tane firma belirlersiniz belediye yönetimi olarak. Diyelim ki A kişisi, B kişisi, C kişisi ama bunları belediye yönetimi olarak ben belirlerim. Belediyenin yapmış olduğu %80 ihalenin çoğu şu an doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihaledir ve adrese teslim ihaledir. Kendi belirledikleri kişilerden fiyat almaktadırlar ve adrese teslim olarak ihaleler bu firmalara maalesef verilmektedir. Biz mecliste buna dile getirdiğimizde belediye başkanımıza, belediye başkanımız ve özellikle Selçuk Bey, bunun doğru bir yöntem olduğunu, herhangi bir sıkıntı çıkarmadığını her ne kadar dile getirseler de yarın bir gün suç duyurusuna konu olacak durumlardır. Ayrıca belediye başkanımızın sürekli üniversite arsasıyla alakalı bir paylaşımı var. Son paylaşımında Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda üniversite arazisini belli bir firmaya peşkeş çektiniz diye bir cümlesi var. Meclis üyesi olarak o günkü konuşmamda da çok iyi bir şekilde açıklamıştım. Bu tahsisi yapan AK Parti meclis üyeleri değildi. Bu tahsisi zamanında CHP ve AK Parti meclis üyeleri birlikte karar vermişlerdi. Gelinen noktada da bir takım nedenlerden dolayı ilgili firma inşaatına başlayamamıştı. Hukuki nedenlerden dolayı burada bir hak kaybı olduğunu iddia ediyor. Diyor ki ben buraya 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptım. Siz benim tahsisimi iptal edemezsiniz. Biz bir hukukçu olarak burada ilçe yönetimi olarak bir karar almak durumundaydık. Ve dedik ki meclis üyeleri olarak herhangi bir davayla karşılaşmamak için biz tahsis talebinin reddini onaylamayalım. Dava yoluna gitsin, dava yoluyla kendileri verdikleri tahsisi kaldırsınlar noktasında hemfikir olduk. Dolayısıyla belediye başkanının kamuoyunu yanlış yönlendirme adına sürekli bir şekilde peşkeş çekiyorlar ibaresini burada AK Parti meclis üyeleri olarak biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Tabii kendisi de ilçe başkanıydı. Kamuoyu algısı yaratma adına böyle bir çaba içerisinde ama bu kabul edilemez bir durumdur. Bunun hukuki olarak da nitelendirilmesini o günkü meclis toplantımız incelenecek olursa zaten dile getirmiş bulunuyoruz. Ayrıca daha önce dediğimiz gibi belediye makamları belli kişilerin oylarıyla gelinmiş bir makamdır. Kemal Deniz Bozkurt aldığı oy oranını sadece CHP'nin aldığı oy oranı olarak nitelendirmektedir. Ancak hangi siyasi partilerle birlikte hareket ettiğini hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum sadece.
icraat makamı olarak hareket etmesi gerekir, yakınmaları bırakması gerekir, özellikle belediye meclisindeki üslubuna dikkat etmesi gerekir, karşısında bütün siyasi partilerin meclis üyeleri olduğuna dikkat etmesi gerekir. İmar olarak bakarsak başkanlarımızın söylediklerine katılıyorum. Tekrarlamayacağım ama imar açısından bizim halkımıza yansıyan olay şöyle: Esenyurt'a artık yatırımcı gelmiyor. Bu yatırımcılar başka yerlere gidiyorlar. İnşaat sektörü, belediyenin gerek planları durması ve diğer gerekse uygulamalarının yapılmamasından dolayı maalesef Esenyurt'ta ilerleme gösteremiyor. Bizim halkımızın da birçoğu inşaatçı bir halk. Dolayısıyla 2,5 yıldan beri ben herhangi bir çivi sesi, çekiç sesi duymadım. Bu açıdan Esenyurt'un ekonomisine çok büyük bir şekilde zarar veriyor. Diğer taraftan az sayıda müteahhit inşaatlarını yapıyor. Yapan müteahhitlere de maalesef belediyemiz çok ufak tefek şeyleri çok büyük problem gibi göstererek onların da inşaat yapma hızını kesiyor. Onların da yatırımlarını bir şekilde engelliyor. Burada Kemal Bey mecliste birkaç defa şu anda Esenyurt'un 5000'lik planları iptal. Tem güneyi ve tem kuzeyi. Planlar geçen ay, önceki aylarda geçeceğini söyledi. Fakat bizim büyükşehirden aldığımız, görüştüğümüz, edindiğimiz bilgiler neticesinde belediyenin herhangi bir, bu konuda bir çalışma yapmadığı, bir ilgilenme şeklinde bir gösterimde bulunmadığı, ilgilenmediği bizlere ifade ediliyor. Ben bu problemler olabilir. Yani her belediyede de vardır ama bu noktada çalışma yapılması lazım. Benim buradan söylemek istediğim, belediye herhangi uygulama noktasında ya da planların geçmesi noktasında herhangi bir çalışma yapmıyor, gayret göstermiyor. Bu da Esenyurt'taki yatırımcılara yansıyor ve dolayısıyla Esenyurt'taki yatırımcılarımız da bölgeyi terk ediyor. Ben buradan müteahhitlerimize biraz daha sabredin diyorum. İnşallah 2,5 yıl sonra biz geldiğimizde bu problemleri hızlı bir şekilde çözeceğimizi ifade ediyorum. Başta başkanımıza, teşkilatımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ben kendimi tanıtayım ilk önce. Kadir Çakır ismim. Esenyurt Belediyesi'nde mecliste hukuk komisyon başkanıyım. Aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim. Ve orada da AK Parti grup yönetiminde görev alıyorum hali hazırda. Şimdi az evvel gerek ilçe başkanımız, gerek grup başkan vekilimiz ve meclis üyesi arkadaşlar birçok konulara temas etti. Ben bunlarla alakalı tekrara girmemek için tekrar bir şey söylemeyeceğim, ancak ben bu dönem görev aldım, ilk defa meclis üyesi oldum. Sadece gözlemlediğim tabloyla alakalı birkaç şey ifade etmek isterim. Tabii biz burada AK Parti meclis üyesi olarak seçilirken vatandaşımız, yani seçim sonucu bize şunu gösterdi: görevi Kemal Deniz Bozkurt'a verdik, denetim yetkisi de sizde dedi bize Esenyurt halkı. Bunu Büyükşehir'de de yine aynı benzer şekilde söyledi. Ve biz de Esenyurt Belediye Meclisi'nde olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olsun bu denetim görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk önce onu söyleyeyim ve İstanbul halkının ve Esenyurt halkının menfaatlerine olabilecek işlerde, onların hayrına olacak işlerde motor görevi görüyoruz ama şerrine olacak işlerde de fren görevi görmeye çalışıyoruz. Peki bu Esenyurt'la alakalı nedir bakış açınız diye soracak olursanız, ben Esenyurt'u İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük ilçesi olarak görüyorum ve çok ciddi potansiyeli olan, nüfusundan dolayı, genç nüfusundan dolayı çok ciddi potansiyeli olan bir ilçe olarak değerlendiriyorum. Ancak maalesef belediye başkanımız bakış açısı bardağın boş tarafı. Yani diyor ki şu kadar borçla ben devraldım, bu kadar borçla devraldım, ama devraldığı ilçe Türkiye'nin en büyük ilçesi. Ve ben Büyükşehir'de 39 ilçe var. Muhtelif belediye başkanlarıyla müteaddit görüşmeler yapıyoruz. Bütçemizi açıkladığımda herkes imrenerek bakıyor. Esenyurt'un bütçesine hakikaten böyle bir bütçeniz mi var? Wow diyen ben birçok belediye başkanı gördüm. Şimdi biz Esenyurt'a ne yapabiliriz'i konuşmamız lazım. Ben göreve geldiğimde hani etik ahlaki değerler anlamında konuşuyorum. İlk önümüze çıkan şey, yanılmıyorsam seçim
seçildikten bir iki ay sonraydı. Kurban Bayramı'nda kurban yerlerinin tahsisi meselesiydi. Duydum ki belediye başkanımız kuzeni olan şahsa burayı tahsis etmiş. Başkanımıza sordum. Başkanım dedim, amcanızın oğlu olduğu söyleniyor. Doğru mu bu kişi? Evet, akrabam dedi. Ama o kişiye bu işi vermekten bir beis duymadığını, bir çekincesi olmadığını gördüm. Geçtiğimiz denetim kurulu raporunda da yine denetim kurulu raporunu incelerken bazı firmalara adrese teslim ihaleler verildiğini gördüm. Ve araştırma gereği duydum. Acaba dedim, bu firmaların ne özelliği var ki bunlara direkt adrese teslim, özellikle o kişilere ihaleler verilmiş, kırımlar yapılmış vesaire. Araştırdım ve ilgili kişilerin kim olduğunu belediye başkanımıza sordum. Sayın Başkan dedim, bu kişiyle bu bir örnek vereyim, bir yemek firmasıyla ihale verilmiş. Yemek firmasının sahibiyle bir akrabalığınız var mı? Babasının amcasının çocuğu olduğunu öğrendim. Diğer taraftan medya ile alakalı tanıtım broşür vesaire ile alakalı bir şey var. Bu kişiyle akrabalığınız var mı? Annesinin kuzeni olduğunu öğrendim. Yani belediye başkanlığı bunun için mi? Yani akrabalarına iş vermek, akrabalarına ihale vermek için mi? Bakıyoruz, iki yıldır yapılan somut bir şey yok. Arkadaşlar ifade ettiler. Yani iki yıldır tabii bunun en güzel cevabını halkımız seçim zamanında verecektir ama yapmamayla övünen bir belediye başkanımız var. Gerçi sadece bu belediye başkanımıza özgü bir şey değil. CHP'nin zihniyetinde bu var. Yani yapmamayla övünüyorlar. Biz hizmetlerimizi sıraladı az evvel belediye ilçe başkanımız. Hani adaletsizlik olmasın diye kıyas yapalım dedik. Hani ilk iki sene biz ne yapmışız, onlar ne yapmış? Biz devasa bir Recep Tayyip Erdoğan parkı yapmışız. Onlar 350 metrekare, 500 metrekare insanların yazlığının bahçesine yaptığı oyun parklarını, kaydıraklardan yapılan parkları hizmet olarak sunmaktan çekinmemişler. Yani tabii hizmeti yarıştıracak olsak elbette ki açık ara, yani bu kıyas kaldırmaz ama burada hizmet yapmamayla övünen bir yönetimimiz var. Allah sonlarına hayır etsin diyorum. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.